What is your name? İsmin nedir? Adam onu öyle bir söylüyor ki anlamıyorsun yani. En son ne zaman et yemişler yani. Merhabalar herkese. Bugün Oğulcan Bey'le birlikteyiz. Bu adam niye geldi buraya diye bakalım. Aç buradan bak. Telefonla aç buradan fotoğrafını. Ben bunu istiyorum de. Güzel. Bir aydır. Zevkli burası. Geldiğimde böyle adres soramıyordum ben. İşte insanlar hi guys diye gelip burada yerinde eğitim almak daha mantıklı geldi. Eve gideceğim ama şuraya nasıl gideceğim diye gösteriyordum yani. Merhabalar herkese. Bugün Oğulcan Bey'le birlikteyiz. Onun dil eğitimi anılarını, İngiltere serüvenini dinleyeceğiz ama galiba yarın birinci ayımız olacak değil mi? Evet, yarın birinci ayım doluyor. Yani güzel bir aydır. Zevkli burası. Yeni insanlar tanıyorsun. Yeni kültürle tanışıyorsun. Bir yandan dil eğitimi devam ediyor. Bir yandan kendini geliştiriyorsun. Yeni kültürleri tanıyorsun. Güzel oluyor yani. Peki nasıl karar verdik İngiltere'ye? Nasıl karar verdik? Şöyle benim arkadaşım ilk başta geldi. O bana söyledi. O şu an Newcastle'da. Ben de bir araştırayım bakayım nasıl oluyor falan. Araştırdım. Mantıklı geldi. Gelip burada yerinde eğitimi almak daha mantıklı geldi. Yani Türkiye'de her yerde var dil kursu ama buradaki gibi olmuyor. Yani o dile maruz kalman gerekiyor. Kesinlikle. Öğrenmen için. Geldiğimde böyle adres soramıyordum ben. Yani hani eve gideceğim ama şuraya nasıl gideceğim diye gösteriyordum yani. Şimdi gidip bisiklet falan satın alıyorum. İşte yemek istiyorum. İşte restorandan, marketten alışverişimi yapabiliyorum. İstediğim yere gidebiliyorum. İnsanlarla muhabbet edebiliyorum. Yani sorun olmuyor şu anda. Yani bir ay olmasına rağmen bazı şeyler gelişti. Anılarda ki yeterli, evet, anılarda bayağı bir birikti. Ki yeterli olmuyor. Yani ben buraya geldikten sonra Türkiye'deki hani İngilizce konuşuyorum diyen insanların İngilizce konuşmadığını fark ettim. Bu da çok farklı oluyor. Çok ya biz nasıl Türkçeyi konuşuyorsak adamlar da İngilizceyi öyle konuşuyorlar ve anlaman gerekiyor. Aradan kelimeleri seçmen gerekiyor. Bazen diyorsun ki ne diyor bu? Niye bu kadar hızlı konuşuyor falan. Çünkü bize nasıl öğretilmiş? Biz böyle tane tane konuşmayı öğrenmişiz bu zamana kadar. İngilizceyi o şekilde öğrenmişiz. İşte adam bir konuşuyor, çok basit bir kelime, belki ismini soruyor sana ama anlamıyorsun. Yani ilk bize öğretilen şey budur. What is your name? İsmin nedir? Adam onu öyle bir söylüyor ki anlamıyorsun yani. Kesinlikle. Yani sonradan sonraya alışıyorsun. Yani burada dile maruz kalarak öğrenmek, burada sosyalleşerek, insanları tanıyarak öğrenmek çok daha farklı oluyor. Ha, gelmeden önce de birkaç işte eğitim aldım. Online platformlarda olsun, okulda olsun eğitim aldım. Ha, buraya gelmek yani hiçbir şey bilmeden gelmemek gerekiyor bence. Ha, biraz bir şeyler bilmek gerekiyor ama çok da korkmamak gerekiyor yani buraya gelmek için. Ya ben orada ne yaparım, nasıl olur falan oluyor bir şey. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.